Şimdi devam edelim. Şimdi Torus'ta burada fonksiyon nasıl yazabiliriz? Dikkat ederseniz bu bir önceki çember örneğinin sanki böyle kendisiyle kartezyen çarpımı gibi değil mi? Yani interval çarpı interval aldım. Ondan sonra da bu şekilde eşledim. Gerçekten de öyle. Yani şöyle yapabilirsiniz. Burada yani ben torusu şöyle düşünebilirim. Bu I çarpı I'yı bu denklik bağıntısına bölmüştük. Ama bu aslında şöyle de görülebilir. Yani I'yı bu denklik bağıntısına bölüyorum. Yani x'i eksi x ile eşliyorum. Çarpı I'yı y'yi eksi y ile eşliyorum gibi. Yani 0-1 aralığını alıp yok 0-1 aralığını alıp 0 ile 1'i eşliyorum. Burada da 0-1 aralığını alıp 0 ile 1'i eşliyorum. Böyle olacak. Yani bir tanesi dikdörtgenin bir kenarı, diğeri diğer kenarı. O kenarları bu şekilde eşliyorum. Bu şekilde düşünürseniz de tabii ki bu neye denk gelecek? Bu bir çemberdi. Dolayısıyla torus da çember çarpı çember olur. Ki gerçekten de öyle değil mi? Torus nedir? Bakın tekrar şöyle yapalım. Her çember çarpı çember gerçekten de bu. Değil mi? Şu bir çember S1 ve bunun üzerindeki her bir nokta için ben bir tane çember çizebilirim şöyle, değil mi? Şöyle. Ve siz bu kırmızı çember üzerinde hareket ettikçe bu çemberi de mavi çemberi ben taşırım ve bütün torusu bu şekilde elde edebilirim. Yani R3 içinde bir tane çember alıyorsunuz. Bu mavi çemberi. Z ekseni etrafında aslında döndürüyorsunuz 360 derece. Dolayısıyla da yani mavi çemberi kırmızı çember boyunca döndürüyorsunuz. O yüzden de bu hani mavi çember çarpı kırmızı çember gibi görülebilir. Şöyle diyeyim. Mavi çember çarpı kırmızı çember. Dolayısıyla torus bu şekilde elde edilebilir. Peki diğer mesela yüzeyleri nasıl elde edebiliriz? Hani başka yüzeyler de var. Bu kaçıncı örnekti? 2 idi. Bakın mesela şu örnek var. Bu genus 2 orientable surface. Şimdi ne demek bu? Ben size söyleyeyim. Bu yüzey şu. Torus gibi ama iki tane deliği var. Yani tam simit değil ama hani fırıncılar böyle bir şey de yapabilirdi. Değil mi? Simit değil ama başka bir yüzey. Bu genus 2 orientable surface. Mesela bunu nasıl elde edebiliriz? Bunu da bir quotient space olarak elde edebiliriz. Birkaç yolu var. Ben size söyleyeceğim. Bir tanesi yani şey şu. How to obtain sigma 2 from the previous spaces. Mesela torus'tan bunu nasıl elde edebiliriz? Şöyle bir şey yapmak mümkün. Buna biz connected sum diyoruz. Connected sum of surfaces. Nasıl? İki tane yüzeyi alıyorsunuz. İki tane mesela iki tane şöyle yüzey var, farklı yüzeyler. Bunların birer noktalarının
komşuluklarını, mesela şu noktayla şu noktanın, bunların böyle biraz komşuluklarını kesiyorsunuz. Şöyle oldu. Bunu yapınca artık geriye ne kaldı? Burada kestiğiniz zaman tabii ki bir şöyle şey oldu, değil mi? Şöyle bir boşluk kaldı. Burası bir çember, değil mi? Burası da çember. Artık sınırı var, yüzeyinizin sınırı var. Çünkü oradan kestiniz, bir sınır oluştu. Ondan sonra da bu şeyleri bu sınırı boyunca yapıştırıyorsunuz. Yapıştırınca da bu sefer nasıl bir şey olacak? Şöyle, değil mi? Bu iki sınır boyunca yapıştırıyorsunuz. İşte bu işleme connected sum deniyor. İki tane yüzeyi bu şekilde yapıştırma işlemine connected sum diyoruz. Şimdi mesela bunu torusa yaparsanız, burada tabii yapıştırma işlemi topolojik olarak nedir? Denklik aslında bir bağıntısı yapıyorsunuz, değil mi? Yani şu noktayı alıyorum, onu işte şuradaki bunu görüntü bir fonksiyon yazıyorum. Bu çemberden bu çembere bir homeomorfizma yazıyorum. X'i alıyorum, bu noktaya götürüyorum. Şuradaki bir Y noktasını alıp şuna götürüyorum. Bir homeomorfizmayla. F bir homeomorfizma. Homeomorfizma. Homeomorfizm. Bu homeomorfizmayla bu iki yüzeyi birbirine yapıştırıyorum. Mesela bu sigma olsun. Bu sigma prime olsun. Bu ne oldu o zaman? İşte sigma prime ile sigma yüzeylerinin disjoint union'larını aldım. Aslında hatta bunlardan şöyle iki tane disk çıkarttım, değil mi? İki tane disk çıkardık. Özür dilerim. Ondan sonra da bunların diski çıkardıktan sonra open diskleri oluşan boundary'leri bir homeomorfizma ile yapıştırdık. F bir diskin boundary'sinden diğer diskin boundary'sine bir homeomorfizma. Bu işleme connected sum diyoruz. The resulting quotient space, the resulting quotient space is called the connected sum of the surfaces sigma and sigma prime and will be denoted as şöyle gösteriliyor. Böyle bir şey yapıyoruz. Notasyon kullanıyoruz. Connected sum. Sharp karakteri. Örnekler yapalım. Mesela some examples. Torus'la Torus'un connected sum'unu alalım. Bunun ne çıkacağı bariz, değil mi? Torus'u aldınız. Disk çıkardınız Torus'tan. Şöyle oldu. Bir Torus daha aldınız. Ondan da bir disk çıkardınız. Sonra da bu iki sınırı yapıştırdınız. Ne olacak? Kötü bir resim oldu. Böyle. Değil mi? İşte bu yapıştırdığınız yerden şey yaparsanız bu ne oldu? Torus'ta Torus'un connected sum'ı bu artık genus'ı 2 olan yüzey. Tabii
Benzer şekilde similarly torus'un G defa kendisiyle connected'ını sum'ını alırsanız G copies. O zaman da sigma G yüzeyi elde edersiniz. O da ne demek? O da şu olacak. Şöyle yapayım. Yani 1, 2, G tane şeyi olan yüzey. Şöyle. Deliği olan yüzey. Değil mi? Her seferinde connect sum yaptığınızda genus bir tane artıyor. Bu şekilde giderseniz yani önce iki tanesini sonra bu ikisinin connected sum'ına bir üçüncü sonra bir dördüncü her seferinde genus bir tane artıyor. Peki bu şekilde elde edilen yüzeyleri acaba şu şekilde de ifade edebilir miyiz? Hani burada torusu bir dikdörtgen alıp değil mi? Kenarlarını yapıştırarak elde etmiştik. Bunu evde yapabilirsiniz. Burada da benzer bir şey var mı? Var. Onu da anlatayım. Şimdi iki tane torus aldım, değil mi? Mesela şu bir torus. A, B, B kenarları. Bir başka torus daha aldım. İsterseniz bunu A1, B1 diyeyim artık. Çünkü bir tane daha alacağım. Bu da B2, A2. Pardon, şöyle. Tamam. Şimdi iki tane disk çıkartacağım bunlardan. Disk çıkartma işlemini şöyle yapayım. Evet. Şuradan şöyle bir şey alayım. Yani bir tane disk çıkartacağım ya. O diski ama şöyle seçeyim. Şöyle seçeyim. Yani bir noktası şu köşede olsun. Şöyle bir disk çıkartacağım. Burada da öyle bir disk çıkartacağım. Bu diskleri çıkarttığınız zaman hani orayı kesip atarsam o zaman ne kalacak elimde? Elimde sonra da onu biraz çekiştirirsem şöyle bir şey kalacak. Pardon. Şöyle diyeyim. Yani şurası hala B1. Bu da B1. Burası A1. A1. Şu kesip attığım şey de siz söyleyin. Buna şöyle diyeyim. Burası C olsun. Şöyle bir C kenarı var. Aynısından bir kopya da burada var. A2, A2, B2, B2. Ve şurada da yine C kenarı var. Şöyle C diyeyim. C kenarı var. Yani aslında bu C değil. Belki bu C1, C2 demek lazım, değil mi? C1, C2. Ben ne yapıyorum? Bu iki, bunlar birer çember aslında. Çünkü bu iki nokta birleşecek yapıştırdığımda. Çünkü işte yani bu kenarı buraya yapıştırıyorum. Bu kenarı buraya yapıştırıyorum. Dolayısıyla bu dört tane nokta şu dört köşe tek bir noktaya yapışıyordu. Dolayısıyla bunlar yapışacaklar sonuçta.
Ben bunları söktüm, bu diskleri attım. Geri kalan şimdi bu çemberler boyunca, bu C1 bir çember, bu da C2 de bir çember. Bu iki çember boyunca bunu yapıştırırsak ne elde edeceğiz? Bakın ben size ne çıkacağını söyleyeyim. Şimdi bunun dört kenarı var. C haricinde bunun da dört kenarı var. Dolayısıyla ben bunları C'ler boyunca yapıştırdığım zaman dört kenar buradan gelecek, dört kenar da buradan gelecek. Toplamda 8 tane kenar olacak. Yani o zaman bir sekizgen olması lazım elimizde. Ve şuradan başladığımı düşüneyim. Şu noktadan başlıyorum ve hareket ediyorum. O zaman bakın A1, sonra B1, sonra A1, oku ters, sonra B1, değil mi? Şöyle. Bu noktaya geldim. Yani A1, B1, A1 inverse, B1 inverse gibi şu noktaya geldim. Şuradayım. Sonra bunu buraya yapıştırdığım için, bu kenarı buraya yapıştırdığım için yapıştırdığım yerde yani bunu şöyle belki çizebiliriz. Evet, adım atladım. Şöyle diyeyim. Hani şu şöyle C2. Ondan sonra da burada da C2'den sonra A2, sonra B2, sonra A2 inverse ve B2 inverse. Şu ters koydum. Şöyle. Bu ikisini yapıştırıyorum. Dolayısıyla şöyle olacak. A1, B1, A1 inverse, B1 inverse. Sonra A2 boyunca gidiyorum. Bakın. Şöyle geldim. Bu ikisini yapıştırdığım için bu nokta buraya yapıştı. Bu da buraya yapıştı. Buradan B1 inverse gittikten sonra A2 gidiyorum. Sonra B2 gidiyorum. Sonra A2'yi tersten gidiyorum. Ve B2'yi de tersten gidiyorum. Bunları yapıştırdığımda bu iki tane bölgede birleşip bir tane bölge oluyor. Benim C eğrim de nerede kaldı? Bakın bu C'ler şurada değil mi bu C'ler? Yani oka gerek yok. Bu C1 ve C2 eğrisi artık. Bunlar birbirine yapıştı. Tamam mı? Dolayısıyla da bir tane sekizgenle başlayıp kenarlarını bu okların gösterdiği şekilde yapıştırırsanız, yani A1'i A1'e yapıştırıyorum ama okun gösterdiği şekilde, B1'i B1'e yapıştırıyorum okun gösterdiği şekilde ne elde edeceğim? Elde edeceğim şey bir tane genus 2 surface olacak şöyle. Bunu da evde yapabilirsiniz çünkü bu R3'ün içine oturuyor. Yani uğraştırabilir biraz ama hani gerçekten bu böyle bir şey alıp yapıştırarak bunu elde etmek mümkün. Tabii işte bazen çekiştireceksiniz, edeceksiniz, değil mi? Öyle şeyler yapılabilir. G-Surface içinde bu işlemin nasıl gideceği az çok belli. Yani her bir genus'ta 4 ayrı 4 tane daha yeni kenar gelecek. Yani genus mesela tree surface için, genus tree surface için sekizgen değil ama bu sefer 12gen gerekecek. Değil mi? 12 gon gerekecek. Onu şimdi çizemem. 12 gon. Ve kenarları da sırasıyla nasıl olacak? A1, B1, A1 inverse, isterseniz böyle yazayım. B1 inverse, sonra A2, B2, A2 inverse, B2 inverse, sonra da A3, B3, A3 inverse, B3 inverse şeklinde. Yani 12 geni alın, kenarlarını bu şekilde isimlendirin. Inverse dediğim zaman oku ters çiziyorsunuz. Yani A1, B1, A1 inverse, B1 inverse. Bu şekilde 12 genin kenarlarını
simlendirin. Sonra da onları yapıştırın. Elde edeceğiniz surface bu olacak. Peki. Bu da böyle. Mesela şunu da yapabilirsiniz. Bir başka örnek. Some examples dedik. Bir olsun bu. Bunlar orientable surface'lar. Non-orientable içinde mesela RP2'yu şöyle görmüştük, değil mi? RP2 şuydu. Hatırlarsanız çemberi alın. Daha doğrusu diski alın. Bir kenarını diğer kenarına bu şekilde yapıştırın. Yani önce A gidiyorum, sonra tekrar A gidiyorum, değil mi? Çünkü yani oklar zıt zaten. Dolayısıyla A kenarına yapışıyor, tırıyorum. Okutların gösterdiği şekilde yani şu nokta başlangıcın burası. Dolayısıyla burası. Bu nokta şu noktaya gelecek. Şu nokta şuraya gelecek. O şekilde yapıştıracaksınız. Bu RP2'ydu. Mesela RP2 ile RP2'yu yapıştırırsanız bunu görmek biraz uğraştırır ama bu şey verir. Klein bottle. Klein bottle. Ve Klein bottle'ın diagram şeyi de şu aslında arkadaşlar. Şuna denk geliyor Klein bottle. Torus gibi şu A kenarı, şu A kenarı ama bu kenarları yapıştırırken şöyle yapıştırıyorsunuz. Yani yukarıda yaptığım gibi iki tane bu RP2'yu alıp bunları connect sum yaptığınızda bu şekli elde edebilirsiniz. Çok zor değil o. Ben yapmayacağım. Ama bu nesne niye Klein Battle onu söyleyeyim. Bakın bunu yapıştırın. Yapıştırdığınızda ne çıkacak? Değil mi? Bu işte şu. Yapıştırdığınızda bu çıktı. Torus gibi gidiyor aslında. Yani şurası diyelim ki A kenarı. Şu. Şurası B kenarı. Ama burada B kenarı böyle. Şimdi ben bu silindirin bir ucunu diğerine yapıştıracağım ama okların üst üste gelmesi lazım. Dolayısıyla ben bunu torus gibi yapıştırmaya kalkarsam büküp oklar üst üste gelmeyecekler, değil mi? Birbirinin zıttı. O yüzden de bunu torus gibi yapıştıramam. Peki bu ucu buraya nasıl yapıştırabilirim? Oklar üst üste gelecek şekilde. Onu yapmanız için şu lazım. Bu ucunu bükeceksiniz, kendi içine sokup içinden diğer ucuna yapıştıracaksınız. Yani şöyle bir şey. Bunu çizmesi çok kolay değil ama deneyeceğim. Şöyle geleceksiniz. Kendi içinden geçecek ve diğer ucuna yapışacak. Şöyle. Yani şişenin dibi ağzına yapışıyor ama şişenin boynu kendi içine girdikten sonra, tamam mı? Tabanına yapışıyor. Bu şekilde yapıştırırsınız. Klein batılı elde edersiniz. Peki. Bunlar da işte non-orientable surface dediğimiz şeyler. Peki. Burada şöyle bir şey diyeyim. Hani biz mesela şey göreceğiz. Fundamental group diye bir şey göreceğiz. İşte örtü uzayları göreceğiz ve bir takım böyle cebirsel nesneler, hani topolojik nesnelere cebirsel nesneler karşılık getiriyoruz. Diyebilirsiniz ki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş?
Nedeni şu. Topolojik nesneleri çalışmak istiyorsanız onların çalışma işi çok kolay değil. Çok fazla topolojik uzay var. Ve bunların çoğu mesela işte yani uncountable tane nokta içeriyor. Değil mi? Uzayda hacim tutan her şey R'ye setwise eşit. Hatta yani 0-1 aralığına. Uzayda hacmi olan her şey yani küme olarak bakarsanız 0-1 ile aynı. Dolayısıyla mesela bütün insanlar küme olarak 0-1 ile aynı şeyler. Dolayısıyla bir set teoricinin bakışıyla yani bir kişiyle 0-1 aralığı arasında hiçbir fark yok. Çünkü o kişinin uzayda belirlediği hacimle nesneyle, 3 boyutlu nesneyle 0-1 arasında birebir bir eşleme her zaman bulunabilir. Açıkça yazmak kolay olmayabilir ama olduğunu biliyoruz. İkisi de uncountable kümeler ve şey işte 0-1'de ne kadar nokta varsa orada da o kadar var. Peki birbirimizden farkımız ne? Yani bizimle bir taş arasındaki fark nedir, değil mi? Veya bir otomobille bir güneş arasındaki fark nedir? Üzerlerindeki topoloji. İnsanlar topolojik olarak hepsi aynı. Peki birbirimizden farkımız ne? O da üzerimizdeki geometri. Yani tabii şeklen bakıyorum şeyde. Değil mi? Geometrilerimiz farklı. Yani o yüzden biz işte baktığımız zaman insanların geometrilerini görüyoruz ve oradan da işte bunlar aynı kişiler veya farklılar diyoruz. Dolayısıyla hani setwise bakarsanız her şey aynı. R3'te hacim tutan her şey 0-1 ile aynı şey. Ama üzerlerine topoloji koyduğunuzda farklı şeyler çıkıyor. Yani 0-1 üzerine, bu kümenin üzerine öyle bir topoloji koyarsınız ki bu şey, küme çember olur. Öyle bir topoloji koyarsınız ki bu bir insan olur, değil mi? Başka bir topoloji koyarsanız işte bir hayvan olur, araba olur vesaire. Dolayısıyla topolojik nesneler küme olarak bakıldığında hemen hemen hepsi aynı şey gibi görülebilir. En azından bizim çevremizde gördüğümüz şeyler ama üzerlerindeki topolojiler farklı. Peki topolojileri nasıl kıyaslayabiliriz? İşte bütün açık setlerini karşılaştırmak çok şey değil. Hani pratik bir şey değil. Uncountable tane setiniz var genelde. O zaman da işte mesela cebir kullanma fikri çıkmış. Cebirsel nesneleri karşılaştırmak kolay. Yani değil mi? Nispeten kolay. İşte Z ile Q'yu karşılaştırabilirim. Zn'i karşılaştırabilirim. Veya işte free grubu karşılaştırabiliriz. Bunların hepsi birbirinden farklı şeyler. Ve cebirsel topolojinin de işte gücü bir yerde buradan geliyor. Topolojik nesnelere cebirsel değişmezler karşılık getiriyorsunuz. Sonra da o cebirsel değişmezleri karşılaştırıyorsunuz. Mesela temel grup öyle bir şey çıkacak. İşte bir uzayın temel grubu Z olabilir, bir başkasınınki Zn olur. Ve diyeceğiz ki Z ile Zn grup olarak farklı gruplar, izomorfik değiller. O zaman bu uzaylarda homeomorfik değil diyeceğiz. Tabii ondan sonra da şu soru çıkıyor. Peki ben bütün topolojik uzayları bu cebirsel değişmezlerle sınıflandırabilir miyim? Bunu çok kısıtlı bir ölçüde yapabiliyoruz. Yani cebirsel topolojinin zaten neredeyse tamamı bu problem üzerine. Cebirsel nesneleri kullanarak topolojik uzayları, topolojik yapıları sınıflandırma işi. Biz bunun
Bir iki örneğini göreceğiz. Temel grubu göreceğiz. Öğlen karakteristikten belki bahsedeceğim. Onlar işte bize birkaç tane böyle değişmez verecek topolojik uzayları sınıflandırmak, birbirinden ayırt etmek için. Peki. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Yoksa devam edeceğim. Peki, bizim için önemli bir kavram şey olacak, homotopi olacak. Ben homotopinin tanımıyla başlayayım. Bu arada arkadaşlar ders kitabını takip edeceğim ama yani bazen hatta çoğunlukla oradaki topolojik ispatlara bakarsanız biraz fazla el kol sallayarak yapılıyor. Hani çok rigorous değil. Yazarın niyeti tabii ki şey orada hani fazla böyle detay verirse karşı taraf için de şey olabilir, zorlayıcı olabilir diye çok vermiyor. Ama hani o ölçüde verince de belki çok fazla havada kalabilir. O yüzden ben ikisinin arasında bir şey yapmayı deneyeceğim. Yani ispatları en azından temel fikirlerini böyle rigorous bir şekilde vereceğim. Ama bir takım böyle teknik detayları kabaca anlatıp geçeceğim. Ama mesela size kaynaklar da vereceğim. Hani arzu eden gidip oradan bakabilir. O detayları da öğrenmek için. Çünkü detayları genelde hani bizim graduate derslerimizde yapılan şeyler. O yüzden o kadar detay vermeyeceğim ama hani en azından temel kavramları rigorous bir şekilde tarif edeceğim. Kitapta bazı temel kavramlar bile çok rigorous olarak tarif edilmiyor. O şekilde olunca da bence biraz fazla havada kalır gibi geldi. Hani o yüzden böyle kitaba en azından topoloji kısmında çok sadık kalmayacağım. Siz kitaba bakarsınız ama onu benim ders notlarıyla karşılaştırırsanız çok daha iyi olur. Peki, mesela homotopi bunlardan bir tanesi. Definition, homotopiyi tarif edeyim. Dediğim gibi topolojik nesneler çok fazla var. Yani dolayısıyla hani onları çalışacaksak onları ilk önce en azından kabaca gruplara ayırmamız lazım. Cebirsel nesneler de hani çok fazla var ama onlar nispeten topolojik nesnelere göre daha nasıl diyeyim az sayıda var ve onları karşılaştırmak matematiksel olarak daha aslında rahat, daha kolay. Yani işte z ile zn'i nasıl karşılaştırırsınız? Birisi sonsuz elemanı var, birisinin sonlu. Bitti. Yani veya işte birisi abelyen gruptur, diğeri abelyen grup değildir gibi. Ama topolojik nesnelerde bunlar çok şey değil. Bu tip böyle nasıl diyeyim invariantlarımız yok. O yüzden de topolojik nesnelere bu tip cebirsel invariantlar karşılık getirmek gerekiyor. Homotopi de o işleri yapmak için bir araç. Peki. Şimdi ben homotopinin ne olduğunu tarif edeyim size. Let f x'ten y'ye and g de x'ten y'ye b2 maps, b2 continuous maps. Bunlar tabii topolojik uzaylar, değil mi? Continuous maps diyorsam of topological spaces
We say that F and G are homotopic. Bu sizin için yeni bir kavram. Homotopic maps. Bu fonksiyonlar homotopic. If ne varsa there is a continuous map. Continuous map. Bir başka map var yani continuous. H. Bu şuradan tarifli. X cross I'dan Y'ye gidecek. I dediğimiz her zamanki gibi 0-1 interval'ı. Ve şunu sağlayacak. So that. H x0 f of x'e eşit olacak. And h x1 da g x'e eşit olacak. For all x in x. Bunu diyagram olarak da şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Şu mesela x uzayı olsun. Şu da 0-1 uzayı olsun. 0-1 aralığı olsun. Diyoruz ki işte bu dikdörtgenin burası x çarpı 0-1 değil mi? Şurası x çarpı 0 gibi görülebilir. Burası x çarpı 1 gibi görülebilir. Çünkü bu interval hani 0-1 intervalı. X çarpı 0 ve x çarpı 1. Fonksiyonun bu h fonksiyonu bu çarpım uzayında tanımlı. Ama bu dikdörtgensel bölgenin, tabii bu dikdörtgen falan olmak zorunda değil, x'in ne olduğunu bilmiyoruz. Bu kenarında h fonksiyonu f'e eşit, bu kenarında ise g'ye eşit. Yani şurası x yönü, burası interval yönü ve dikdörtgenin bu kenarında f'e eşit, diğer kenarında g'ye eşit. Buna homotopi diyoruz. Peki. Notasyon olarak da şöyle bir şey de diyoruz. Mesela şurada bir t a'nı aldığımız zaman şuna bakarsanız bu yani nedir? X çarpı t. Notasyon olarak şöyle diyeceğiz. HT x dediğimiz şey aslında h xt'ye denk gelecek. Ve bunu HT diye göstereceğiz. Böyle bir notasyon da var. Dolayısıyla h 0 f'e eşit. Çünkü o burası h1'da x'in 1 olduğu yer g'ye eşit. Peki, mesela topolojinin şeyi işte nasıl işe yarıyor, neden ihtiyacımız var şeye, yani cebirsel topolojiye diye düşünürseniz, şöyle bir örnek vereyim. Example. Bu hem homotopi örneği hem de yani cebirsel topolojik invariantların bir örneği. Winding değil de özür dilerim. Rotation number. Rotation number. Şu örnek. Çemberin
İki tane şeyini alalım. Düzlem içine immersion'ı. Immersion da şu demek. Immersion. Mesela çemberin bir fonksiyonunu alıyorsunuz R2'ye. Immersion'dan kastettiğim şey şu. F fonksiyonu birebir olmak zorunda değil ama türevi her zaman sıfırdan büyük olsun. Yani ya da sıfırdan farklı olsun. df at p is non-zero for all p. Bu şu demek arkadaşlar. Immersion'dan kastettiğimiz çemberi R2'ye gönderiyorum ama her noktasında teğet vektörü çizilebilsin. Mesela bir tane örnek şu. Bakın. Değil mi? Her noktada teğeti var bunun. Bu bir immersion'ı. Çemberin düzlem içine bir immersion'ı. Sanki şey gibi düşünebilirsiniz. Motosikletle düzlemde dönüyorsunuz ama sonuçta başladığınız noktaya geri geleceksiniz. Böyle bir path çizebilirsiniz. Biraz bu işte ustaysanız, değil mi? 8 de çizebilirsiniz. Şöyle. Bunu yapamayana motosiklete ehliyet vermezler diye biliyordum ben. Değil mi? Bunu yapabiliyorsanız işte 8 de çizebilirseniz. Bu da bir immersion. Bu da bir immersion. Çemberin kendisi. Bunların hepsi immersion. Immersions of circle. Of circle in R2. Mesela şu soruyu düşünebilirsiniz. Çemberin R2'ye immersion'larını sınıflandırabilir miyiz? Yani bu şekilde immerse edebilirim. Bu şekilde immerse edebilirim. Bu yanlış olmuş oku, değil mi? Şöyle gittik. Şöyle gelecek. Değil mi? Şöyle. Veya böyle immerse edebilirim. Çemberin R2 immersion'larının sınıflandırılmasını bilmiyoruz arkadaşlar. Bu kolay bir soru değil. Ya da atıyor muyum? Yani bir saniye. Şimdi söylediğimden çok emin olamadım. Ama yani şunu söyleyebilirim. Bu kolay bir soru değil. Yani tüm immersion'ları nelerdir çemberin diye. Yani mesela şöyle immersion'lar var. Şöyle de bir immersion mesela var. Değil mi? Bakın şurada bir immersion. Bunu motorla yapmak biraz zor olabilir. Değil mi? Başınız dönebilir ama bu da bir immersion. Peki bunları mesela birbirlerinden nasıl ayırt edebilirim? Şimdi dikkat ederseniz tabii çok fazla immersion var. Yani ben bunlarla oynayabilirim epeyce. Oynamaktan da kastettiğim hani bunları böyle çekiştirebilirsiniz. Bu çemberin görüntüsü. Vesaire böyle şeyler yapabilirsiniz. Yani işin içine homotopi koyabilir. Mesela bunu homotopi ile şöyle yapabiliriz. Belki şu kısmını şöyle küçücük yapabiliriz. Şurasını büyük yaparız. Ve işte şu hale getirebiliriz, değil mi? Bunlar hani biraz çekiştirirsem bu hale gelebilir. Homotopiden kastettiğimiz şey de o genelde. Fonksiyonu f fonksiyonunu g fonksiyonuna zaman içinde continuous bir şekilde değiştiriyorsunuz. T eşittir 0'da f'iniz var, t eşittir 1'de g'iniz var. Ama her adımda işte şu ht değil mi? T adımında da fonksiyon sürekli olacak. Çünkü büyük h'iniz sürekli. Yani f fonksiyonunu sürekli fonksiyonlar boyunca g'ye dönüştürüyorum. Bu işleme homotopi diyoruz. Mesela şurada şu soruyu sorabiliriz.
question. How can we distinguish? Problem şu. Are the above emergence homotopic? Bunlar homotopik mi? Homotopik. True. Homotopies. True. Pardon. Homotopic true emergence. Yani şunu kastediyorum. Mesela bu çemberi 8'e dönüştürebilir miyim? Ama her adımda yani T eşittir 0 anında diyelim ki çember T eşittir 1'de 8 olacak ama her adımda elde ettiğim map'in kendisi de S1'den R2'ye bir immersion olacak. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Bakın hani ben bu kenarını mesela şöyle ittirerek değil mi buraya doğru yaklaştırdığımı düşünün. O zaman 8'e benzer bir şey olacak değil mi? Bunu yaparsanız sonuçta sanki şöyle bir şey olacak. Şöyle çizeyim. Yani şu iki kenarını yani böyle birbirine doğru yaklaştırdığınızı düşünün. Şöyle bir şey olacak. En sonunda şöyle bir şey olacak. Ama dikkat ederseniz şimdi ben burada şöyle gidiyorum. Dolayısıyla burada böyle gideceğim. Buraya geldiğimde şuraya gelmiş olacağım. Sonra hala böyle gidiyorum. Dolayısıyla yani okların yönü şimdi şöyle geldim. Şuradan buraya gitmiyorum da ben bunu tekrar yanlış çizmişim. Yo, doğru. Tamam. Şunu yanlış koydum. Ha, bunu tabii yönünü düşünüyorum. Şöyle ondan sonra böyle devam ediyorum. Buna benzedi, değil mi? Yani şu iki noktayı işte homotopiyle ben bunu deforme edeyim. 8 resmini elde edebilirim. Ama yönlerde biraz sıkıntı var. Bir de tabii bu işi yani gerçekten yapabilir miyiz? Hani türev map'i her seferinde sıfırdan farklı olacak şekilde. Burada sanki böyle yapıştırırken birbirlerine teğet olacaklar gibi duruyor. O da sıkıntı yaratabilir. Ve gerçekten de bunu yapmak mümkün değil. Peki bunu yapmak niye mümkün değil? Onun nedeni arkadaşlar cebirsel bir işte buna invariant karşılık getirerek görülebilir. O invariant da şu bunların hepsi aslında farklı gibi. Bakın şöyle diyeyim. Şimdi bunların rotation number'ları var. Bunun rotation number'ı 2. Bunun rotation number'ı 0. Bunun rotation number'ı 1. Bunun rotation number'ı da galiba 3'tü. Dolayısıyla da bunların her birisi farklı immersion sınıfları. Yani birini deforme ederek homotopi ile diğerine dönüştürmeniz mümkün değil. Peki rotation number'ı nedir? Rotation number'ı şu. Çok basit bir şey. Teğet vektörünün siz bir turu tamamladığınızda kaç tur döndüğünü ölçeceksiniz. Yani mesela şuradan başladınız. Şimdi bu yöne bakıyor. Ben S1 üzerinde dolaşacağım ve oraya gelene kadar teğet vektörünün kaç tur döndüğüne bakacağım. Şimdi bu durumda şurada. Burada 90 derece dönmüş olacak, değil mi? Bakın 90 derece döndü.
Buraya geldiğinizde 180 derece dönmüş oldu. Buraya geldiğinizde 270 derece. Buraya geldiğinizde paralel oldu. Tam 360 derece dönmüş oldu. Sonra tekrar buraya geldiğinizde bir 90 daha döndü. Sonra bir 90 daha dolu döndü. Yani bir 180 daha oldu. Bir 270 daha ve tekrar geldiğinizde bir 360 daha dönmüş oldunuz. Dolayısıyla iki kere tam tur yapmış oldu teğet vektörünüz. O yüzden de bunun rotasyon number'ı 2. Peki bu çemberinkini, bu immersion'inkini şuradan başladınız diyelim. Şöyle geldiniz, burada şöyle döndü. Ne kadar döndü? 90, şurada 90 derece dönmüştü. Burada 90'dan biraz daha fazla döndü. Değil mi? İşte 120 falan gibi. Ama ondan sonra terse doğru dönmeye başladı. Yani şuna paralel hale geldi tekrar. Yani 90'dı, 120 oldu. Hatta bu eksi yönde dönüyor, değil mi? Eksi 90, eksi 120. Sonra pardon. Tekrar şeye döndü. 90'a geldi, eksi 90'a. Ama ondan sonra buraya geldi. Eski haline geri geldi. Sıfır oldu. Yani şuradan geldi şöyle. Sıfır derece döndü. Hiç dönmemiş oldu. Sonra bu sefer pozitif yönde dönmeye başladı. 90 derece döndü. 120 derece döndü. Ama ondan sonra da geriye gitmeye başladı. Tekrar 90 ve buraya geldiğinizde de sıfır. Dolayısıyla bunun rotasyon sayısı sıfır. Çemberinki burada işte değil mi? Sıfırdan 90, 180, 270 ve sonradan tekrar geldiğinizde 360 etti. Dolayısıyla rotasyon sayısı bunun 1. Çünkü tam 360 derece dönmüş oldunuz. Yani daha doğrusu sizin hız vektörünüz tam 360 derece dönüyor. Burada ise şuradan başladınız. Yok şöyle yapayım. Buradan başladınız. Şöyle geldiniz. Buraya geldiğinizde dikkat ederseniz tam bir tur döndü. Ondan sonra geldiniz. Şu noktaya geldiğinizde, şuraya geldiğinizde ikinci turu dönmüş oldunuz. Değil mi? Şöyle döndünüz. Bir tur attınız. Teğet vektörü bir tur daha attınız. Ondan sonra geldiniz, bir tur daha attınız. Dolayısıyla rotasyon sayısı bunun 3. Bu rotasyon sayıları işte bu eğrilere, topolojik nesnelere karşılık getirdiğimiz cebirsel değişmezler, değil mi? Sayılar bunlar ve bunlar birbirinden farklı. O yüzden de bunları karşılaştırarak ben bu immersion'ların farklı olduğunu görmüş oluyorum. Bu arada zamanı biraz geçirmişim. İsterseniz burada bırakayım. Bir dahaki ders buna biraz daha değineceğim. Hani bunu daha rigorous hale getireceğim. Ama bu şey için çok iyi bir örnek. Hani topolojik nesneleri karşılaştırmak için cebir gerçekten çok kullanışlı ve güçlü bir alet. Bu da onun çok güzel bir örneği. Kusura bakmayın biraz uzattım.